Bismillahirrahmanirrahim. Babu rajul yusi bi sulusi malihi li qarabatihi aw li qarabati filan. Menhum. Bir adam vasiyet ediyor malının üçte birini kendi akrabasına veya hutta başka bir şahsın akrabasına. Akraba, garabet. Garabet kimdir? Ben Ahmet Ağa'nın akrabasına malımın üçte birini vasiyet ettim dedi. Peki onun akrabası kim? Bu vasiyete hangisi dahil olacak? Burada ulemanın ihtilafı var. O ihtilafı beyan edecek. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki İhtelefen nasu fir racul yusi bisülüsi malihi. Ulema ihtilaf eyledi. Nas dediğinden yani ulema fir racul bir adamdaki bir adam hakkında ki yusi bi sulusi malihi malının üçte birisini vasiyet ediyor. Li qarabati fulanin fulanın akrabasına diyor. Men humul qarabe bu bitişik yazmış. Minhum gibi okunuyor. Ayrı ayrı yazın. Menhum yukarıda da öyle. Men humul qarabe o karabet kimdir? Evet. Ellezin öyle karabet ki onlar gestehekkune müstehak olurlar. Tilkel vasiyete, o vasiyete istihkak kesbederler. Bunlar kimdir? Öyle ama bunda ihtilaf eyledi. Fekale Ebu Hanife rahimahullah, İmam Ebu Hanife buyurdular ki Hüm kullu zi rahimin mehremin. Bu akraba şul bir mehrem sahibi olan şahıslardır ki min filanin o adamdan min qibeli ebihi babası tarafından ev min qibeli ümmihi yahut da anası tarafından. Yani mehrem ki nikah düşmüyor. Nikah düşmüyor. İster anası tarafından olsun, ister babası tarafından olsun. İşte akrabası bunlardır. Gayre ennehu yalnız şu kadar var ki yübdeu fi zalik bu vasiyeti tenfizde verilmede evvelen başlanılır. Mimmen bimen bir kimseyle başlanılır ki kânet karabetuhu minhum min kıbele bihi. Babası tarafından akrabası olandan başlanılır. Evvel onlara verilir. Kim üzerine diyor ela men kanet karabetu minhu min qibel ummihi. Anası tarafından olan akrabaların üzerine onlar tercih edilir. Hem o taraf hem o taraf iki ana tarafı da baba tarafı da dahil olur ama baba tarafından başlanılır. Ve tefsir üzerik bunun tefsiri şudur ki en yekune lil musi li karabeti kendi akrabasına vasiyet eden adam için mesela var. Ammun ve halun. Bir amucesi var, bir de dayısı var. Fekarabetu ammihi min qibeli ebihi. Amucesinin karabeti baba tarafındandır. Ne gibi? Kekarabeti halihi minhu min qibeli ummihi. Ana tarafından da dayısı. İkisi aynı gelir. Baba tarafından amucesi neyse, ana tarafından dayısı o derecesi bir ikisi de akrabası. فَلْيَبْدَ فِي ذَٰلِكَ bunda başlasın vesiyahut da فَلْيُبْدَ فِي ذَٰلِكَ bunda başlanılır vasiyeti tenfizde بِعَمِّهِ emmisinden başlanılır اَلَا خَالِهِ hali üzerine yani evvel amucesine verilir فَيُجْعَلُ الْوَصِيَّةُ لَهُ vasiyet amucesine verilir demek ki amucesi var, dayısı da var bunu ikisi de dahil ama amucesinden başlanılır vasiyet amucesine verilir amucesi yoksa o vakitte dayısına verilir. Tabi burada başlanılması demesi yani onun hakkıdır. Emucesi varken dayısı alamaz. Evet. Bu İmam-ı Azam'ın tefsirine göre bir adam malının üçte birini kendi akrabasına vasiyet ederse aralarında mehremiyet olan akrabası dahildir. Yani birisini erkek birisini kadın farz etsek nikah düşmez. İşte akraba bunlardır dedi. Ve kâle Züfer rahimehullah İmam-ı Züfer buyurdular ki El vasiyyetu, bu vasiyet li kulli men, her bir kimse içindir ki garube minhu, o adama yaklaştı, ona akraba oldu. Min qibeli ebihi ev min qibeli ummihi, ister babası tarafından, ister anası tarafından ona akrabalığı oldu. Dune men kâne eb'ade minhu. Uzağa nezeren, uzağı değil. El akrab fel akrab kaidesi. Yani o adama akraba, ister anası tarafından, ister babası tarafından. Fakat hangisi yakın ise o alır. Mesela demin farz ettik ya, bir adamın
Emucesi, dayısı, ikisi bir derecede geliyor. Peki emucesi ölmüş de emucesinin oğlu var. Öteki tarafından da dayısı var. Hangisi yakın? Dayısı daha yakın. Öyleyse vesiyet dayısına verilir. Hangi taraftan olursa olsun el-akrab fel-akrab. Bu da İmam-ı Züfer'in tefsiri. Ve sevâvün kâne fî zâlik, isterse bu mesele hakkında olsun, beyne men kâne minhum zâ rahimin mehremin, isterse mehrem olsun, yani aralarında iri erkek bir birisi kadın farz edilse nikah düşmez şeklinde olsun, ve beyne men kâne zâ rahimin gayre mehremin, yahut da akrabası ama nikah düşer, fark etmez o. Nikah düşer düşmez meselesi İmam-ı Züfer'e göre fark etmez ya. Hangisi daha yakınsa vasiyet onun hakkıdır. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed ibn-i Hasan rahimahumullahu teâlâ, İmam-ı Hasan, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed ile İmam-ı Yusuf buyurdular ki, el vasiyyetu fî zâlik, bu mesele hakkında vasiyet, lükülli men, her bir şahs içindir ki, cema'hu o adamı cem etti ve fülânen, bir de o kimin akrabası demişse onu. Yani vasiyet eden ile vasiyet olunan adamları cem etti. Ebün vahidun, bir baba. Bunların dedeleri bir. Münzü kânetil hicretü. Hicret vuku'undan sonra. Hicretten evvelki babalar müteber değil. Hicretten sonra olan babalar müteber. Min gıbele ebihi ev min gıbele ümmihi. İster babası tarafından olsun, ister anası tarafından olsun. Yani aşireti me'ruf. Adam diyor ki, akrabalarıma ben sülüsü malumu verdim. Öyleyse bunu farz et, şimdiyse bir sabit olan Kureyş'ten var. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyelim. Bu kendisi Sıddık'ı. Kendi akrabalarına vasiyet etmiş. Öyleyse hicret tarihinden itibaren Hazreti Ebu Bekir'in ne kadar evladı varsa ta bu zamana kadar hepsi buna dahil olur. Hepsi o sülüsü malda hisseleri vardır. Bu daha şumullandırdı. Yalnız hicretten itibaren tuttu. Ama hicretten evvel farz et ki Ebu Bekir'in, bu Hazreti Ebu Bekir'in bir oğlu oldu. O Müslüman olmadı, öldü. Hicreti micreti görmedi. Onun da zürriyeti var. Onlar sonradan Müslüman olmuş. Yok, onlar almazlar ya. Hicret ettikten sonraki tarih müteber. Bir baba onları cem etmiş olan. Ve sevâ'ın fî zâlik. Orada sivâhu demiş. O hemzedir. O da yanlış. وَسَوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ, bunda müsavidir İmami'nin kavline göre. بَيْنَ مَنْ بَعُدَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ مَنْ قَرُبْ, aralarında biri uzak biri yakın fark etmez diyor. Birisi o vasiyet edene dördüncü babada ulaşıyor. Birisi onuncu babada ulaşıyor. Birisi on beşinci babada ulaşıyor. Bunun farkı yok dedi. وَبَيْنَ مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ rahimuhu gayre muharrimetin, istersen onun rahimi gayre muharrim olsun. Bu da yani aralarında nikah düşer düşmez bunda fark etmez. Yalnız onların hicretten sonra olan dedeleri onları topluyor ya, onların hepsi buna dahildir. Ve lem yufaddila fi zalik, İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed tafdil eylemediler. Men kânet rahimuhu min gıbelile ala men kânet rahimuhu min gıbelilum, akrabalığı babası tarafından olanı, akrabalığı anası tarafından olana taftil eylemediler, tercih eylemediler. Çünkü hani İmam-ı Azam tercih eylemişti ya, babası tarafından olan varken anası tarafından olana verilmez. İmameyn bunu kabul etmediler, dediler yok. Hepsi dahildir. Peki bu kaç kavl oldu? İki. Üç kavl. İmam-ı Azam'ın kavli bir. İmam-ı Züfer iki. İmameyn üç. Ve kâle âherûn. Ölemadın diğer bir kısmı dediler ki, fakat burada beyan etmiyor. Bunlar kim? El vasiyyetu fî zâlik, bu mesele hakkında vasiyet. Likulli men cema'ahu ve fülânen ebuhur râbi'a. Dördüncü dede o vasiyet edenle onun akrabasını toplamış. İşte onadır. İlâ mâ huve esfele min zâlik. Dördüncü dededen aşağı gel, o da olur. İkinci dede, üçüncü dede, dördüncüye kadar. Dördüncüden sonra hak yok. Yani bu ister vasiyet eden kendi akrabasına vasiyet etmişse bu şekilde. Bir de var ki kendi akrabasına değil. Yani kime vasiyet etmişse. Mesela kendi akrabasından diyor, değil de diyor ki mesela filan efendinin akrabasına verilecek. Heh,
İşte vasiyet olunan şahıs kimse onun akrabasında arasında arayacağız. O vasiyet olunan adamla onun akrabaları dördüncü dedeye kadar bitişmişse hepsi ondan hisse alacak. Beşinci dede olan yok. Dördüncü dededen aşağı var. Bu etti dört kavul. Ve kâle âharûn. Diğer bir kısım dediler ki el vasiyyetü fî zâlik. Bu mesele hakkında vasiyet li kulli men cema'hu ve fülânen. O vasiyet olunan adam ile onun akrabaları arasında cem'i de ebün vahidun bir baba cem ediyor. Fil İslam, İslam'da ev fil cahiliyeti yahut da cahiliyette. O bir kabile. İster İslamiyet'ten sonra babaları birleşmiş bir baba sahibi olmuşlar. İstersen hayır, İslamiyet'ten daha ileri gitmiş cahiliyette. Dede babaları bir olmuş. Mimmen yerci'u bi'abâhi. Onlar da kim, şu kimselerdir ki onlar babalarıyla raci olurlar. Ev bi ümmehatihi yahut analarıyla raci olurlar. İleyhi o adama. Eben bir babaya ki gayre ebin. Diğer bir babadan sonra. Mesela birisi diyelim 14. baba da ona vasıl oldu. Birisi de o baba da değil de 15. de oldu. Öteki de 16. de oldu. Öteki de 20. de oldu. Fark etmez diyor. Eben gayre ebin dedi ki bu. İlla hepsi 15. dedede birleşmiş şart değil. Birisi 14'te olur, birisi 15'te olur, birisi 3'te olur, birisi 20'de olur. Fark etmezse ben gayre ebin. Ev ümmen gayre ümmin. Yahut da ana tarafından akrabalığı. O da böyle. Birisi 10. anada, birisi 14. anada, birisi 20. anada. Fark etmezse hepsi akrabadır. Hepsi dahil olur. İlâ en telkâhu. O adam hangi dedede mülak olursa oraya kadar gider. Mimma tebetet bihil mevaris. O da neden? O dedelere miras olursa. O kaide şart. Yani dedesi, dedesinin dedesi, dedesinin dedesi ona ceddi sahih derler ya. Ceddi sahih isterse birisi 15, birisi 20 olsun. Yani hepsi dahil olur. Yalnız miras şart. 14. dede varken evet 15.ye miras kalır mı? Kalmaz. O daha yakın oluyor. Fakat burada vesiyete dahil olur mu olmaz mı? Diyor madem 14. dede olmasa 15. dede miras alır mıydı almaz mıydı? Dahil olur. 14. de alır, 15. de alır. Yani miras sabit olması demesi evvelki olmasa miras alırdı ama burada miras alamıyor ama fakat dedesi mi değil mi? Olmasa alır mıydı, almaz mıydı? Alırdı. Öyleyse o da hepsi dahil olur. Ev tekumu bihi şehadet. Yahut onlarla şehadet kaim olur. Ki yani bu bunun sülalesidir, bu bunun neslidir. Fakat buna vakitte olur, o kebile bilinirse bir kaimeleri var, tespit edilmişse onu da zikrediyor ki ve innemâ cevveze ehlu hazil mekalat. Bu mekale sahipleri tecviz eylediler. El vasiyyete lil garabe, garabete vesiyyeti tecviz eylediler. Alâ mâ zekerina min kavli kulli vâhidin minhum. İşte bunların her birisinin kavli üzerine bu kavillerde bunu tecviz eylediler. İng iza kanet tilkel garabetu, eğer o garabet olursa, garabetin bir garabet ki tuhsa sayılır ve tuarefi bilinir. Hangisi olursa olsun, dördüncü dede olsun yahut da cahiliye hicretten sonra olan dedesi olsun yahut da ta cahiliyetten bile İslamiyet'ten evvel cahiliyet zamanındaki bir dede onları cem ediyor. Buna vakit eğer onları saymak imkanı varsa biliniyor. Ha filan ölmüş, filan kalmış, filan ölmüş, filan kalmış biliniyor ve sayılıyor. Bu vakitte sahihtir. Fe inkânet la tuhsâ ve la tuaref. Hayır, o kadar çoğalmış ki sayılmaz ve bilinmez. Ya hiç bilinmiyor. Bunun dördüncüsünü, babasını aramak manasız o. Niye? Bilinmiyor ki. Yahut da çoğalmış. Mesela sülaleten Ömer'i yahut da Zübeyri, yahut da Hasen'i, yahut da Hüseyin'i, yahut da Beni Temim'den, yahut da Beni Geis'ten neyse o kabileden ama fakat o kadar çok, o kadar dağılmış ki dünyanın her tarafında var. Sayılması mümkün değil. Böyle olursa diyor, فَاِنَّ الْوَسِيَّةَ بِهَا بَاطِلًا. Bu şekildeki vasiyet batildir. فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. Hepsinin kavline göre bu batildir. اِلَّا اَنْ يُوْسِيَ بِهَا لِفُقَرَائِهِمْ. İlla onların fukarasına vasiyet ederse bu caizdir. Benim bu sülüsü malım Hasen'i olanların,
yahut da Hüseyin'i olanların, yahut da Ömer'i, yahut da Siddiq'i olanların o sülalenin fukarasına vesiyet ediyorum derse caizdir. Ama garabetine derse caiz değildir. Niye? Bugün Siddiq'i dediğin yahut da Hasan Hüseyin'i dediğin o kadar çok ki Hint'te var, Sint'te var, Arabistan'da var, Mığrık'ta var, sayılmaz. Gerçi onlar ekserisi nesiller, neseplerini muhafaza etmişler ama ihsaya imkan yok. Ama fukara derse fukarasına verilir. فَتَكُونُ جَائِزَةً لِمَنْ caiz olur. فَتَكُونُ vesiyet olur. Caizeten caiz olur. Caiz ama kime? لِمَنْ bir kimseye ki رَأَ الْوَسِيُّ وَسِيْقُرْدِ دَفْعَهَا o sedekanın def'ini ileyhi ona minhum bu zümreden kime vesiyet etmişse fukara demiş. Fukarasından vesi kimi münasip görürse ona verir. Evet. Şimdi kaç kavl oldu burada? İmam-ı Azam'ın kavli bir. O ne, hangisini itibar etti? Mehrem olacak. Tamam. Aralarında nikah düşmeyecek. Yalnız baba tarafı evle. Sonra İmam-ı Züfer el-akrab fel-akrab dedi. Rahime o aramadı. El-akrab fel-akrab. İster anası tarafında, ister babası tarafında. Peki İmameyn ne dediler? İmameyn de Ümmü hepsi Musavi dediler. Efendim? Ümmü ve hep Musavi dediler. Onlar hicretten sonra olan dedelerinde birleşirlerse hicretten sonra olan dedelerine itibar ettiler. Evet. لِكُلِّ مَنْ جَمَعُ وَفُلَانًا اَبُنْ وَاحِدٌ مُنْذُ كَانَتِ الْهِجْرَةُ مِنْ قِبَلَ اَبِيهَ وَمِنْ قِبَلَ اُمِّهِ dediler. Bu ister uzak olsun, ister yakın olsun. İster mahrem olsun, ister olmasın. Peki burada üçüncü ve dördüncü iki kavl daha var. Evet. Dördüncü kavl ne dedi? Dördüncü dedeye kadar. Birleşirlerse o vasiyete dahil olur. Dördüncü dededen yukarı olanlar dahil olmaz. Aşağı olanlar dahil olur. Beşinci bir kavl dedi ki hayır. Ta nihayete kadar. Mesela Adnani dese. Ta Peygamber Efendimiz'in 21. dedesi. Adnani sülalesine öyle bir Adnani'den olan bir adama vasiyet ediyor ki o adam Adnani. Onun akrabasını ben vesiyet ettim dese bütün Adnani'nin dahil buna. Fakat ne vakıtta? Onun da şerti diyor ki onların sayılması mümkün olursa. Adnani'nin sayılması mümkün mi? Değil. O vakıtta bu batıl olur bu vesiyet. Yalnız Adnani olanların fukarasına vesiyet ettim derse bu sahih olur. Peki Adnani olanların da fakirleri çok. O vakıtta vesi muhayyerdir. Adnani olan bir kabileden Adnani olursa, onların fakirlerinin hangisine münasip görürse onu verir. Şimdi beş kavl oldu vesiyette. Bunların delilleri var mı? Her birisinin de delili var. Ve akallu men yecuz. Peki şimdi bu beşinci kavle göre fukarasına o kabilenin sayılması mümkün değil. Fukaraya vesiyet etti. Fukaradan kaç kişiye verecek? Ha bunda da ihtilaf var. Diyor ki ve akallu men yecuzu lehu an yec'alaha minhu. O kabileden kaç kişiye verecek? En azı ne kadar olsun? En az kaç kişiye verecek ki vasiyet yerini bulsun? En azı diyor ki isnani ikidir. Fesaiden daha ziyade eşik. O kabileden mesela misalda Adnani dedik. Adnani kabilesinin fukarasına verecek. İki kişiye verdi mi vasiyet yerini bulmuştu. Üç olursa daha iyi, dört olursa daha iyi. Bir adama verirse olmaz. Birisi bu. Fi kavli Muhammed ibn el-Hasan rahimehullah. İmam Muhammed'e göre bir adama olmaz. En aşağı iki adam yahut daha ziyadeye verecek. Ve kâle Ebu Yusuf rahimehullah. İmam Ebu Yusuf dedi ki in defa'aha ila vahidin minhum. Onlardan birisine verirse erzâhu zâlik. O ona kifayet eder. Zaten İmameyn'in kavli neydi? Hicretten sonra olan dedede birleşirlerse, onların kavli oydu. Hicretten sonra olan bir dedede birleştiler. Peki o hepsi akrabası oldu. Saydık diyelim bunlar da 50 adam çıktı. Hangisine verecek? Kaç kişiye verecek? Şeye göre. İmam Ebu Yusuf'a göre bir adama da verse caiz. İmam Muhammed'e göre hayır, en aşağı iki tane olacak. Bu da bu. Yani şart yerini bulduktan sonra. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْقَرَابَةِ مِنْهُمْ هَذَا الْاِخْتِلَافِ Akraba denilince ihtilaf oldu. Beş türlü kavul çıktı. Acaba hangisi daha sahih? وَجَبَ اَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكِ İmam-ı Tahavi diyor ki bu beş türlü ihtilafa bakmak icap etti.
Niçin? لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ اَقَاوِيلِهِمْ هَذِهِ Bunların bu kavillerinden çıkaralım. قَوْلًا صَحِيحًا Sahih bir kavil çıkaralım. Öyleyse araştıracağız. Hadislere bakacağız. Bu beş kavlin hangisi daha kuvvetli, hangisi daha sahih, onu alalım, onunla fetva verelim. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Biz buna baktık buyuruyor. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَىٰ اَنَّ الْقَرَابَةَ هُمُ الَّذ۪ينَ يَلْتَقُونَهُ وَمَنْ يُقَارِبُونَهُ عِنْدَ اَب۪يهِ الرَّابِعِ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ Evvela dördüncü dede dedi ya, bu hangi kavludi dördüncü dede yıkılan? Dördüncü kavludi. Ki dördüncü dede birleştirirse daha aşağısı bu vasiyete dahil olur. Bunlara baktık diyor. اِنَّمَا قَالُ ذَٰلِكَ Bunların için dördüncü dedeye itibar ettiler. Delilleri ne? Bunu dediler diyor. فِيمَا زَكَرُوا بِزِكْرِتْمِشْ oldukları kavul da bunu söylediler. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Zira Peygamber Efendimiz لَمَّا قَسَمَ السَّهْمَ ذِي الْقُرْبَى Zevil kurbanın hissesi var ya ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz zevil kurbanın sehmini vaktaki taksim eyledi. اَعْتَى بَنِي هَاشِمْ Beni Haşim'e verdi. وَبَنِي الْمُطَّلِبْ Bir de Beni Muttalib'e verdi. وَاِنَّمَا يَلْتَقِ هُوَا وَبَنُ الْمُطَّلِبْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Beni Muttalib bir iltika eder, birleşirler. عِنْدَ اَب۪يهِ الرَّابِ Dördüncü dedede. لَاَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Abdülmuttalib ibn-i Haşim ibn-i Abdümenaf. Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz'in dedesi, dördüncü yani baba itibariyle babası Abdullah bir Abdülmuttalib ki Haşim 3, Abdümenaf 4. Benülmuttalib işte Abdümenaf'ta birleşiyor. Abdümenaf'ın bir oğlu da Muttalib oluyor. Vel aharun Benülmuttalib ibn-i Abdümenaf. Yeltekûnehum وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ مَنَافُ وَهُوَ بُهُ الرَّابِعِ Abdi Menaf'ın birkaç oğlu var. Birisi Haşim, birisi de Muttalib. İşte Muttalib'in oğulları buraya dahil oldu. Bak dördüncü dedede. Onun için dördüncü dedeyi bunlara itibar ettiler. Bu hadisle istidlal ettiler. Peki bunlara cevap yok mu? Var. Bunların istidlalları tam değil. Niye? فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ لِلْآخَرِينَ Ötekilerin lehine ve bunların aleyhine olan hüccettendir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz lemma a'ta beni Haşim ve beni Muttalib vaktaki beni Haşim'e ve beni Muttalib'e verdi zevil kurba hissesini kad harreme beni Ümeyye beni Ümeyye'yi mehrum kıldı ve beni Nevfel beni Nevfel'i de mehrum kıldı ve karabetuhum minhu halbuki bunların da akrabalığı kerabeti Benül Muttalib. Benül Muttalib'in karabet akrabalığı gibiydi. Eğer dördüncü dedede birleşenler o hisseyi almış olsaydılar, bunlar da alacaktı. Bunlar halbuki onlar çünkü Nevfel ve Ümeyye onlar da Abdümenaf'ın oğulları. Onları mehrum kıldı. Onlara vermedi. Birisine verdi. Onlar hepsi dördüncü dedede toplanmıştı. Öyleyse hani demek dördüncü dede müteber değil. Bunda başka bir mana arayacağız. Başka bir illet dolayısıyla Resulullah Efendimiz Benül Muttalib'e verdi de bunlara vermedi. فَلَمْ يُحْرِمْهُمْ Onları mehrum kılmadı. لَاَنَّهُمْ لَيْسُ قَرَابَ Onlar akraba değildir de onun için mehrum kıldı. Yok bunun için değil. وَلَاكِنْ لِمَعْنَنْ غَيْرِ الْقَرَابَ Bir mana için ki karabetten başka. Karabet manası değil de başka bir mana dolayısıyla onları mehrum kıldı. فَكَذَٰلِكَ مَنْ فَوْقَهُمْ Öyleyse ondan yukarkiler de öyledir. Dördüncü dereceden yukarı olanlar da böyle. لَمْ يُحْرِمْهُمْ Onları mehrum kılmadı. لَاَنَّهُمْ لَيْسُوا قَرَابَةً Onlar akraba değildir diye mehrum kılmadı ya. وَلَاكِنْ لِمَعْنًا غَيْرِ الْقَرَابَةً Karabetten başka bir mana dolayısıyla onları mehrum kıldı. ثُمَّ قَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sonra Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. فِي الْقَرَابَةِ قَرَابَةً مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ Bu tariqin gayrisinden rivayet olundu. Ne? مَاشُولْ بِرْ حَدِسْ كِ حَدَّسَنَا İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. İbn-i Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki vaktaki şu ayeti kerime nazil oldu. Estaizu billah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birru ihsanat ve nail olamazsınız. Hatta tunfiku infak etmedikçe mimma tuhibbun. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe birru tekvaya vasıl olamazsınız. Bu ayet-i kerime nazil oldu. اَوْ قَالَ مَنْ ذَلَّذ۪ي قُرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Yahut da bu ikinci ayet-i kerime nazil olduğunda Hazreti Enes şek ediyor. Ya len tenalü birra ayetinin nüzulunda yahut da men zellezi yukridullaha kardan hasena. Kimdir Allah için kardı hasen vere? Kardı hasen ne demek? Yani sen dünyada Allah için sedeke verirsen Allah'a borç para vermiş gibi oldu. Allah-u Teala da onun mukabilinde cennette sana en aşağı 10 misli verecek yahut da 100 misli yahut daha fazla verecek. Bu ayeti kerime nazil olduğunda Ebu Talha geldi fekale dedi ki ya Resulallah haiti benim bakçam ellezî bi mekânin keda ve keda şurada olan bakçam ki şimdi bir ha diyoruz ya burada Babil Mecidi'nin karşısında postane var. Bu postanenin arkasında ev vardır. İşte o bir ha da oradadır. Oralar onun bahçesiymiş. Ebu Talha'nın bahçesi. İşte orada olan bahçe lillah Allah içindir. Yani Allah için ben onu sadaka yaptım. وَلَوِ اسْتَطَعْتُ اَنْ اُسِرَّهُ لَمْ اُعْلِمُ Ya Resulallah bunu ketmetmek imkanı olsaydı ben bunu yalan etmeyecektim. Yani bunu gizli yapacaktım. Kimse bilmesin. Ama imkanı yok çünkü bahçeyi vakfediyor. Gizlenmez ki para gibi değil ki bir adamın eline veresen kimseye göstermeyecek. Ben Allah için bunu gizlemek imkanı olmadığından yalan ediyorum. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki اِجْعَلْهُ ف۪ي فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ Öyleyse senin akrabalarının arasında bunu kıl. اَوْ فُقَرَاءِ اَهْلِكَ Yahut da kendi ehlin fukarası hakkında kıl. Yani madem onu vasiyet ediyorsun, kendi akrabalarını düşün, onların fakirlerine ver. Öyleyse, şimdi buradan başka bir mana çıkaracak. O geliyor ya, o da kendi fukaraları arasında aradı. Hazreti Hasan ile Übey ibn-i Ka'b buldu. Birisi akrabalığı yakın, birisinin akrabalığı uzak, ikisine verdi bahçeyi. Demek ki bu dördüncü dede demek boşa çıktı. Dördüncü dede mevzu bahis değil. Onu misal getiriyor. Hatta bu hadisin evveli de var. Bu malın hepsini vasiyet ederken okuduk ya, sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır hepsini vasiyet etme çok. Peki dedi, üçte ikisini yok, yine çok. Yarısını yine çok. Üçte bir, üçte bir de çok. Dedi ya, evet. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال أنس كانت لأبي طلحة أرض أبي طلحة من بير ورد فجعلها لله عز وجل الله تعالى için onu Allah yoluna kıldı. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أمبر فنمزه geldi فقال له ona dedi ki اجعلها في فقراء قرابتك senin akrabalarının fukarasına ver bunu onlarda kıl. فجعلها لحسان وأبي Hassan İbni Sabit, meşhur Peygamber Efendimiz'in şairi ve Übey İbni Ka'b. Bunların ikisine kıldı. Bunların ikisi de akrabası olurdu. Kâle ebi an sümamete an enesin. Yine diyor benim babam sümameden rivayet eyledi o da Enes'ten ki kâle fekâna akrabe ileyhi minni. Onlar benden daha yakın idiler. Hazreti Enes de onun akrabası oluyormuş da o biraz uzak imiş. Fahâde Ebu Talha işte Ebu Talha kad cealaha O bahçeyi kıldı Übeyyin ve Hasan. Übey ibn-i Ka'b ile Hasan ibn-i Sabit'e verdi. Ve innemâ yeltaqî huve ve Übeyyün. Evet, Ebu Talha ile Übey mültekî olurlar, birleşirler. İnde ebîhissâbiye, yedinci dedede. O ne kadar uzan, dördüncü değil, yedinci dedede birleşirler. لأن أبا تلحى اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منه. Seyyid-i Menat'a çıktı. Yedinci dede. İbn-i Adi, İbn-i Amr, İbn-i Malik, İbn-i Neccar. Malik İbn-i Neccar yedinci dede oluyor. Ve Übey İbn-i Ka'b. Hazreti Übey'e gelince Übey İbn-i Ka'b, İbn-i Kays, İbn-i Atik, İbn-i Zeyd, İbn-i Muaviyet, İbn-i Avl, İbn-i Malik, İbn-i Neccar. Yedinci dede de Malik İbn-i Neccar'da birleştiler. Felem yünkir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci dedede birleşen Übey'e onu verince Resulullah Efendimiz inkar etmedi ala Ebi Talha ma feale min zalik. Onun bu yaptığını ona inkar etmedi. Bu olmaz demedi. Yani öteki dördüncü dedede ittisal edenlere diyor ki sizin dediğiniz dördüncü dede mevzu bahisteyle eğer dördüncü dede meselesi olsa
Resulullah Efendimiz derdi ki bu akrabadan sayılmaz bu diye yedinci dedede. İnkar etmedi. İnkar etmeyince demek ki akrabadan sayılıyormuş. Fedelle ma zekerine bizim bu zikreylediğimiz delalet eyledi ki ala enne men kâne yelkar recule ila ebihil hamis ebis sadis bir adam ki bir adamın mülakı olur. Beşinci dedede yahut altıncı dedede ev ila men fevke zalik yahut daha yukarıda minel âba babalardan el me'rufîne garabeten lehu fakat garabetleri me'ruf olacak. Meçhul değil. Kema enne men yelkâhu işte bu kimin gibidir? Şu bir kimse gibi ki ona mülakı oldu. İlâ ebin dûnehu garâbeh eydâ. Bir babaya mülakı oldu ki dûnehu ondan aşağı. Garabeten garabet yönünde. Neydi o da böylecedir. Yani bir adam altıncıda yahut da yedincide ona mülakı olmuş birisi de üçüncüde. İşte o altıncıda yedincide ona akraba olan üçüncüde dördüncüde akraba olan gibi fark etmez. Ve kademerallahu azze ve celle nebiyyehu eydâ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emriyle deyze. En yunzire aşiretehu l-akrabin. Yakın olan akrabalarını inzar ede. Artık bu uzun sürüyor. Bu yarına kalsın sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kademerallahu azze ve celle nebiyyehu eyda sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamberini emreyledi. En yunzire aşiretehu. Kendi aşiresini akraba ve teallukatını inzar ede. Hangi aşiret? El-akrabîn. En yakın olanları. Akrab en daha yakın demek. Ve enzir aşiretekel akrabîn ayet-i kerimesi nazil oldu ya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen akrabalarını inzar eyle. Yani dini, İslam'ı onlara tebliğ eyle. Öldükten sonra ölüm olduğunu, kıyamet olduğunu, Allah'ın emrine gitmeyenlerin azap göreceklerini onlara bildir. İnzar et. فروى عنه في ذلك فروي عنه في ذلك رسول الله Efendimiz den bu mesele hakkında rivayet olundu. Ma haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Muhallad al-Isfahani قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عباد قال Abbad ibn Abbad dedi ki قال علي Hazreti Ali kerramallahu veçhe buyurdular ki lemma unzilet estaizu billah ve enzir aşireteke l-akrabin ve enzir aşireteke l-akrabin ayeti kelimesi baktaki inzal buyuruldu. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz Hazreti Ali diyor ki ya Ali icme'li beni Haşim beni Haşim'i get topla. Haşim Abdülmuttalib'in babası. Peygamber Efendimiz'in dedesinin babası. Onun evladına Beni Haşim derler. Beni Haşim'i topla dedi. Ve hum erbaune racule. Onlar da 40 erkek idi. Beni Haşim o vakitte 40 erkek imiş. Ev erbaune illa racule. Yahut da 40 illa bir tane değil. Yani 39 yahut da 40 adam idiler. Erkek olarak. Sümme zekerel hadis. Sonra hadisi şerifi Hazreti Ali zikreyledi ki o da gitti topladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslamiyet'i tebliğ etti. Şimdi bu hadisi şerifte diyor ki فَتِيَادَ الْحَدِسِ Bu hadisi şerifte olucudur. Delil yani delil olucudur ki اَنَّهُ قَسَدَ بَن۪ي اَب۪يهِ الثَّالِسِ Üçüncü babasını kastetti. Ayet-i kerimede baba zikredilmiyor. Sen yakın akrabani sene yakınları olanları topla. Peygamber Efendimiz de kaçıncı dedesine kadar olanları topladı? Üçüncü babası Abdullah, onun babası Abdülmuttalib, onun babası Haşim. İşte bak üçüncü babasının oğullarını topladı. Öyleyse delil getirdiler ki bir adam bir adamın akrabasına vesiyet eder ise akraba kime derler? Üçüncü babasına kadar çıkanlara akraba derler. Bu ayet-i kerime onu gösterdi. Dördüncü değil mi hocam? Kendisiyle dördüncü. Resul-i Ekrem Efendimiz de dördüncü oluyor. Ama baba itibariyle üç oluyor. وَقَدْ رُوْيَانْهُ اَيْذَا فِي ذَلِكِ Yine Resulullah Efendimiz'den bu mesele hakkında rivayet olundu. مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُخَلَّدِ
أبو الحسن الإسفهاني قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال عن عمرو بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine bu senetle de Hazreti Ali kerramallahu vechhu'dan aynı hadisi şerif rivayet ediliyor. Hadis aynı, gayrı ennehu kal. Yalnız bu ikinci rivayette var ki Hazreti Ali buyurdular ki Peygamber Efendimiz dedi ki İcme'ali beni Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in oğullarını bana topla. Vakıtta Haşim'den bir noksa. Abdülmuttalib deyince Peygamber Efendimiz'in bizzat dedesi. Benim Muttalib kâle ve hum erba'ûne racülen yesidûne racülen ev yenkusûne. Muttalib'in evladı da 40 erkek idi. Yaz bir ziyade ya bir noksan böyleydi. Demek rivayette beni Haşim mi dedi, beni Abdülmuttalib mi dedi. Bu iki rivayet geliyor. Fakat adet itibariyle beni Haşim de olsa 40 kişi bir noksan. Beni Muttalib de olsa 40 kişi ya bir ziyade ya bir noksan. Evet. Fezi hadel hadis ennehu kasede beni ebihi sani. Bu ikinci rivayette Peygamber Efendimiz ikinci babası Abdülmuttalib'i kastetmiş oldu. Aşire-i akrabin, bir adamın en yakın akrabası kim oluyor? İkinci babasının oğulları oluyor. Şimdi vesiyette akrab derse başkadır, garabet derse başkadır. Şimdi bizim yukarıdaki ihtilafımız garabet. Fülanın garabetine ben sülüsü malimi vasiyet ediyorum demiş. Fakat akrab derse, en yakın akraba derse, kaçıncı dedeye kadardır en yakın olanlar, akrab olanlar? Bu rivayetlere göre, birinci rivayete göre beni Haşim gibi, yani bir adamın babasının dedesi. İkinci rivayete göre kendisinin dedesi. Evet. En yakın olanlar onlar. وَكَدْ رُوِيَنْهُ اَيْذَا مَا فِي ذَلِكَ. Yine bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu. مَا حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُودُ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ قَبِيسَةَ بْنِ مُخَالِفٍ وزهير بن عمرو قال لما نزل قبيسة وزهير dediler ki vaktaki nazil oldu. Ney? Estaizu billah ve enzir aşiretek el-akrabiyin. Bu ayeti kerime vaktaki nazil oldu. İntalaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz gittiler. İlâ radmetin min cebel. Bir dağın radmesine, öyle taşları yığılmış bir dağ taşların üzerine çıktı. Yani köme bir taş biraz yüksekçe oraya çıktı. Fe'ala a'laha. Onun en yukarısına çıktı. Sümme kâle, sonra dedi ki ya beni Abdümenaf. Ey Abdümenaf'ın oğulları. Peki o hangi dağ? Bazı rivayetlerde geliyor ki Safa. Safa vadiydi. Siz onu görmediniz. Böyle dağa doğru çıkardılar. Doldurdular. Düzlediler. Az bir yokuş kaldı. Evvelce epeyce yokuştu. Kubbe var şimdi. O kubbenin yeri de dağ idi. Böyle çıkılırdı bir miktar. Daha yukarısına çıkılmazdı. Resulullah Efendimiz oraya gitti. Orada en yüksek taşların üzerine çıktı. Yani çıkılabildiği kadar yere çıktı. Ondan sonra ya beni Abdümenaf diye hitap etti. Abdümenaf ise Haşim'in babası. Daha uzak. Dördüncü dedesi. Ne dedi? Ya beni Abdümenaf, inni nezir. Ben nezirim. Nezir ki bir kavme, bir kabileye bir felaket geliyorsa bir adam gönderirler, o gider onları korkutur. Tehlike geliyor diye haber verir. Kötülüğün geleceğini haber veren adama nezir derler. İyiliği haber verene de beşir derler. İnni nezirim demesi yani tehlikeyi haber veriyor. Ben nezirim dedi. Bak haberiniz olsun. Fî hâzel hadîs, işte bu hadisi şerif doğrudur ki ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasede beni ebihir râbi. Dördüncü babasının evlatlarını kastetti. Abdümenaf dördüncü babası. Ve kadru yanhu eydâ fî zâlik. Yine Resulullah Efendimiz'den bu mesele hakkında rivayet olundu. Mâ haddesenâ Rabî'ul fîziyyü. Kâle haddesenâ Ebu'l-Esved. Ve Hassan ibn-i Gâlib.
قال حدثنا همام عن موسى بن بردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Hazreti Ebu Hureyre dediler ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Ya Beni Haşim, Ya Beni Kusay, Ya Beni Abdümenaf. Üç neden iddia etti. Beni Haşim en yakın olan akrabaları. Ya Beni Kusay, o uzak babası. Ya Beni Abdümenaf, o daha biraz yakın. Yani üçüne de hitap etti. Enen nezir, ben nezirim. Tehlikeyi haber veriyorum. Vel mevtul mugir. Ben nezirim. Vel mevt ölüm de el mugir sizi gelip igare edecek. Mugir igareden. Yani gelen ölümdür sizi öldürecek. Mugir de odur. Ve saatu el mev'ud. Vakti ne vakit? Saat zamanı da vaat olunmuştur. O saatin de vaadi var. Evet. Yani tehlike büyük. ففي هذا الحديث بو حديث شريف تدولوجو دور كي أنها دعا بني أبيه الخامس بشنجي باباسي كسي بك وديا كدر شكار دي بشنجي باباسي نكدر شمدي إكنجي باباسي üçüncü باباسي dördüncü باباسي بشنجي باباسي bunların hepsi bu hadisi şeriflerde zikrediliyor. Fakat ruvi an huyda fi zalik. Yine Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu bu mesele hakkında. Ma haddesene ibn-i Meczub. قال حدثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه dediler ki لما نزلت وقتك نازل oldu استعذ بالله وأنذر عشيرتك الأقربين bu ayeti kerime وقتك نازل oldu قام نبي الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kıyam etti. فقال dedi ki يَا بَنِي كَعْبِ بِنِ لُعَيْ Ey Ka'b ibn Lu'ay'in oğulları اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ Siz nefislerinizi inkaz edin, kurtarın. Neden? مِنَنَّارِ Cehennemden. Şimdi beni Ka'b deyince daha uzağa gitti Resulullah Efendimiz. Daha uzak dedesini kastetti. Ondan sonra biraz aşağı indi. Şimdi Ka'b ibn Lu'ay deyince Peygamber Efendimiz'i ulu dedelerinden birisi. Siz nefislerinizi tehlikeden, cehennemden kurtarın. Ondan sonra biraz aşağı indi. Ya beni Abdümenaf. Ey beni Abdümenaf. Daha Ka'b'den, Ka'b ibn-i Lüey'den biraz daha Peygamber Efendimiz'e yakın olan dedesi. Onları kastetti ki enkizu enfusekum minennar. Nardan nefislerinizi inkaz edin, kurtarın. Ondan sonra daha aşağı indi. Ya beni Haşim. Evet. Peygamber Efendimiz'in babasının dedesi. Ey beni Haşim, enqidu enfusekum minen nar. Nefislerinizi nardan kurtarın. Ya Fatime binte Muhammed. Ondan sonra kendi kızına hitap eyledi. Ey kızım Fatime. Enqizi nefseki minen nar. Kendi nefsini cehennemden kurtar. Bak hitap en ulu dedesinden başladı, biraz aşağı indi. Ondan sonra daha aşağı indi. Ondan sonra evladını da zikreyledi. Nefsinizi cehennemden, nardan kurtarın. Fe inni la emliku lekum minallahi şey'a. Ben Allahu Teala'dan sizi kurtarmak için hiçbir şeye malik değilim. İman edersenizse o iman sizi kurtaracak. Yok iman etmezsenizse ben sizi kurtaramam. Gayre enne lekum rahimen. Yalnız sizin için bir akrabalık vardır. Benim akrabamsınız. Se'ebulluha bi belaliha. Ben onunla size bir iyilik yapabilirsemse akrabalık dolayısıyla bunu yapabileceğim, yoksa Allah'ın azabından ben sizi kurtaramam. Peki o iyilik de ne vakit olacak? Onlar iman edecekler de Allah'ı bir bilecekler, Peygamber'ini tesdik edecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de iyilik onlara şefaat edecek. İman etmezlerse o şefaat de yok. Fefi hadel hadis, bu hadisi şerif doğrucudur ki أنه صلى الله عليه وسلم دعاهم والنار دعوت etti çağırdı معهم onlarla beraber beni ebihi sabiye 7. dedesinin oğullarını da çağırdı. Kendi akraba taallukatını dini İslam'a davet ederken Kusey beni Kusey 7. dedesi onun oğullarını da çağırdı.
لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. Bak Kâb-ı İbn-i Lüeyye kadar çıkardı ki yedinci dedesi Peygamber Efendimiz bunları da ve enzir aşire tekel akrebini ithal eyledi. Ve kad ruviyan hüveyda fî zâlik. Yine Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu bu mesele hakkında. Mâ haddesenâ fehdûn. Kâle haddesenâ Ömer ibn-i Hafs ibn-i Gıyâd. Kâle haddesenî ebi anil âmeş. An Amr ibn-i Murra. An Sa'id ibn-i Cübeyr. An ibn-i Abbas'ın. Kâle lemmâ nezelet. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki vaktaki nazil oldu. Estaizu billah ve enzir aşiretekel akrabiyyin. En yakın akrabalarını inzar ettiğini İslam onlara tebliğ et. Bu ayeti kerime ki nazil oldu. Sa'ide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz çıktı. Ales Safa Safa tepesine çıktı. Fece'ale yunadi. İşten bir batın. Peygamber Efendimiz'in dedelerinin birisinden ayrılmış bir kol. Onlara Beni Fehir derler. Ya Beni Adi. Ondan sonra Beni Adi. O da bir kol. O da Kureyş'ten. Onlara da çağırdı. Ya Beni Filan. Ondan sonra saydı. Kureyş'in batınlarından olanları saydı. Lübütunim min Kureyş. Kureyş'in batınlarından. 10 batın kadar vardı ki her birisi Kureyş. Kureyş ama 10 kabileye ayrılmıştılar. Onların hepsini teker teker çağırdı. Çağırınca hatta içtemeğu toplandılar. Dediler ki iş mühim. Böyle bağırmasında mühim bir iş var. Toplandılar. Fece'ale racul izâ lem yestati an yahruce ersele rasûlen liyanzur. Bir kısımları kendileri bizzat gitti. Kendileri gidemeyen adamlar da kendilerine vekaleten elçi gönderdiler ki git bakalım neyin nesidir bu. Bütün Kureyş'i Muhammedun'un emin çağırıyor. Çünkü Muhammedun'un emin'in sözü o kadar mevsuk onların yanındaki ismini emin demişler. Hiç yalan südür ettiği yok. Bu ne için bağırıyor toplanın diyor. Mesele mühim. Giden gitti gitmeyen de bir adam gönderdi. Git bak yine var. Ve Ebu Leheb. Ebu Leheb de geldi. Peygamber Efendimiz'in Ebucesi. Ve Kureyş'ün. Kureyş'in hepsi geldi. Ferçtemeu Sefa'da toplandılar. Bakalım ne diyecek. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Araeytum lev akhbertukum. Siz nasıl görürsünüz ben size haber versem ki enne khaylen süvariler bil vadi bu vadide, vadideler gelmişler şu deredeler. Onlar ne yapmak istiyorlar? Türidü en tughire aleykum. Atlılar gelmişler, şu derede gizlenmişler, sizi talan edecekler. Talan meselesi o zaman da mühim idi. Basarlar, karşı gelirse vurur öldürür, karşı gelmezse malını mülkünü alır gider. اَكُنْتُمْ تُسَدِّقُونِ Ben bunu haber versem ki atlılar gelmişler, şu derenin içerisinde gizlenmişler, size baskın yapacaklar. Siz benim sözüme inanır mısınız? Diye sordu onlara. قَالُوا نَعَمْ Dediler ki teslim ederiz. مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا Biz doğrudan başka senin üzerine bir şey bulamadık. Yani bütün sözlerinde biz tecrübe ettik. Sen doğru söylüyorsun. Yalan senden südur etmedi. قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte dedi ki فَاِنِّي نَذ۪يرٌ لَكُمْ Madem siz benim sözüme inanıyorsunuz öyleyse ben sizi korkutuyorum. Neden? Beyne yedeyi azabin şedid. Şiddetli bir azabın iki elindesiniz. Bu azaptan sizi korkutuyorum. Yani önünüzde öyle bir şiddetli azap var ki onun hemen hemen eline düşmüştünüz. Bu azaptan sizi korkutuyorum, ikaz ediyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Deyince acaba bu azap nedir dediler. Tabii acaba mühim bir şey. Böyle peygamberlik vesaire onlar tasavvur etmiyorlar. Şimdi burada da diyor fe fi hadal hadis ennehu da'a bütün Kureyş kullaha o da bütün Kureyş evet kullaha Kureyş batınlarının hepsini davet etti ve enzir aşiretekel akrabin hepsi dahil oldu. Şimdi bir adam filanın garabetine ben vasiyet ediyorum dediği vakıtta bir üçüncü
babasına kadar, beşinci babasına kadar, yedinci babasına kadar, en nihayet Kureyş'in en sonuna kadar nesebi malum olanların hepsine da şumulü var mı yok mu? Hepsine delil getirdi. Ki hepsine şumulü var. Tabi sonra geliyor orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kendisinin peygamber olduğunu, bunların iman etmelerini söylediler. Onlar teaccüp ettiler. Bu nasıl olur? Şimdi kendi ilahlarını terk edecekler. Her kavmu kabilenin bir ilahi var, onlara ibadet ediyorlar. Bunları terk edecekler de bunlar yalancıdır, değil. Görmedikleri bir Allah'a iman edecekler. En başta Peygamber Efendimiz'i tekzip eden Ebu Leheb oldu. Kendi amucesi destek olacak yerde en başta vaziyet etmeye başladı. O mesele olsun, şimdi bunu orada getirmiyor da burada diyor ki bak Peygamber Efendimiz ve enzir aşireti kel akrebin ayeti kerimesinden neyi anladı? Ta Kureyş batınlarının hepsini oraya ithal eyledi ve hepsini çağırdı. وَكَدْ رُوْيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَ Ebu Hureyre'den de bu hadise benzer bir hadis rivayet olundu. Yukarıdaki hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas rivayet eylemiştir. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti de şu. Haddesena Yunus, kâle haddesena Selamet ibn Ravh, kâle haddesena Akil, kâle haddeseni Ez-Zühri, kâle kâle Sa'idun ve Ebu Selamet ibn Abdirrahman. İnne Ebu Hureyre kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hine unzile aleyhi, kendisine inzal olduğu vakitte buyurdular. Ney? Ve enzir aşiretekel akrebin. Bu ayeti kerime inzal olduğu vakitte buyurdu ki ya ma'şere Kureyş, ey Kureyş cemaati, işteru enfüseküm nef minallah. Allah-u Teala'dan nefislerinizi satın alınız. La uni ankum minallahi şey'a. Allah'a karşı ben size hiçbir şey yapamam, sizi kurtaramam. Herkes kendi nefsini satın alsın. Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf'ın oğulları, işteru enfüseküm minallah. Allah-u Teala'dan nefislerinizi satın alınız. La uni ankum minallahi şey'a. Ben Allah'a karşı size bir şey yapamam. Yani ben kendim sizi kurtaramam. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Ya Abbasu ibn Abdülmuttalib. Abbasu münad olduğundan zemm üzerine mebni olur, öteki de mudar, mensup olur. Ya Abbasu ibn Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. La uğni anke minallahi şey'a. Ben Allah'a karşı seni iğna edemem, kurtaramam, kendi nefsini satın al. Ya Safiyyetu ammete Resulillah, ey Resulullah'ın ammesi Safiyye, ki Safiyye hitap ediyor. Sen kendi nefsini satın al. La uğni anki minallahi şeye. Ben Allah'a karşı seni müdafaa edemem. Ya Fatimetu binte Muhammed, ey Muhammed'in kızı Fatime. La uğni anki minallahi şeye. Nefsini satın al cehennemden. Ben İman etmezsense seni kurtaramam. Yani hepsine imani teklif ediyor. İman edersinizse Allah-u Teala'dan kendinizi satın almış oldunuz. Yoksa ben size karşı bir şey yapamam. Satın nedir? Satın almak. Ayet-i kerimede var ya Sa'dübillah. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cenab-ı Hak müminleri ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı. Allah-u Teala'nın ehlinde sebat edecekler ve Allah-u Teala da mallarını da o yola verecekler. Allah-u Teala da onun mukabilinde cenneti verecek. İşte satın almak bu. Bu da ne ile olur? Allah'a iman ile olur. Allah'ı tevhid ile olur. Haddesena Yunus, kâle ehberen ebn-i vehbin, kâle ehbereni Yunus, an ibn-i şehabin, kâle ehbereni Sa'idun ve Ebu Seleme. أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yine İmam Tahavi bu hadisi şerifi Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular sümme zekere mislehu aynı hadisi şerifi zikreyledi gayre ennehu kale ya safiyyetu ya fatimetu yukarıki rivayette ya safiyyetu ammete Resulullah geldi sonunda da ya fatimetu binte Muhammed. Yalnız bu hadiste diyor ki hayır orada ya Safiye dedi ammete Resulullah demedi. Ya Fatime dedi binte Muhammed'in demedi. Manası fark etmez. Manası bir.
Fefi hadel hadis, bu hadisi şerifte de olucudur. Ey daha yukarıki hadis-i şeriflerde olduğu gibi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zemma emerehullahu teala vaktaki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Resulüne emreyledi. En yunzire aşiretehu l-akrabiyyi. En yakın aşiresini, akrabalarını inzar etmekle emreyledi. Da'a aşaire Kureyş. O da Kureyş aşiretlerinin hepsini davet etti. Kureyş kaç kabile ise o kabilelerin hepsini davet etti. Ve fihim o Kureyş'in aşairi arasında var idi. Men bir aşiret ki yelgahu Peygamber Efendimiz'e mülakı olur. İnde ebihi sani ikinci babasında. İkinci babası kim? Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in oğulları Peygamber Efendimiz'e ikinci babada muttasil oluyor. Ve fihim men yelgahu inde ebihi salis. Bazıları da var idi. Üçüncü babası kim? Hişam. Hişam'da mülakı oluyorlar. Ve fihim men yelgahu inde ebihi rabi'a. Bir kısım o bütünün aşiretlerinin bir kısmı da dördüncü babasında mülakı oluyorlar. Ve fihim men yelgahu inde ebihil hamis. Beşinci babasında mülakı olanlar da var idi. Ve fihim men yelgahu inde ebihil sadis. Altıncı dedesinde mülakı olanlar var idi. Ve fihim men yelgahu inde abaihillezine fevka zalik. Altıdan yukarı ta nihayetine varana kadar muhtelif surette Peygamber Efendimiz'in silsilesine dahil olanlar var idi. Kureyş deyince hepsini cami oldu. İlla ennehu mimmen kad cema'atu ve iyyahu Kureyş. Bunlar uzak olsalar da bunlar kimlerdendir? Peygamber Efendimiz'i ve Kureyş'i cem eden bir dede de toplandılar. Bu da Peygamber Efendimiz'in maruf olan dedeleri 21'e kadar çıkar. Ondan sonra nesep meçhul, yani kimden geldiği fakat o Adnan'a kadar çıkar. Adnan'a kadar çıktım, oraya kadar mensup. Herhangi bir Kureyş kabilesinden var ki o sülaleye dahil, bunların hepsi Kureyş'ten sayılır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsini çağırdı ve enzir aşiretekel akrebin ayeti kerimesinin hükmünü itkal eyledi. Ve nezerna, biz baktık. Febatale bizalik. İşte bu rivayetlerle batıl oldu. Gavlu ehli hazil mekale. Bu makale sahibinin sözü, o dördüncü dede toplaya dedi ya, dün başlamıştı. Dördüncü dede ve daha aşağısı dahildir, yukarısı dahil değildir diyenin sözü batıl oldu. Niçin? Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı aşiretlerin içerisinde dördüncü dede de var, beşinci de var, altıncı de var, daha yukarısı da var. Öyleyse dördüncü dedeyi söylemek bu batıl. Binaenaleyh garabeti filan dedi mi, dördüncü dede ve daha aşağısıdır, daha ötekiler dahil olmaz diyenin sözü mekbul ve müteber değil. Ve sebete ihdel mekalati luhar. Öyleyse öteki mekalelerin birisi sabit oldu ama meçhul. Öteki mekaleler neydi? Birisi dedi ki, hicretten sonra bir dedenin sülalesinden olurlarsa dahil. Bir kısmı da dedi ki, hayır cahiliyette olsa bile nesepleri maruf ise en son bilinen dedelerine kadar hepsi dahildir. Şimdi bunların birisi sabit. Sabit ama onu da ayrıca araştıracağız ki bakalım hangisi sabit. Ve nezerna fi kavli men kaddeme men karuba rahimuhu ala men huve eb'adu rahimen minhu. Şimdi ayrıca baktık diyor. Ve nezerna baktık. Fi kavli men. Bir kimsenin kavline ki kaddeme teklim eyledi. Men karuba rahimuhu akrabalığı yakın olanı ala men huve eb'adu rahimen minhu. Uzak olana teklim eyledi. Bu da kim idi? Alakrep ferakrep diyen İmam-ı Züfer. İmam-ı Züfer dedi ki yakın olan dahil olur, uzak olan dahil olmaz. Yani yakın var iken uzağa verilmez demişti. Buna nazar eyledi. Fevecedna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i bulduk ki lemma kaseme sehme zevil kurba. Zevil kurbanın sehmini vaktaki teksim eyledi. Amme bihi beni Haşim ve beni Muttalib. Beni Haşim'in hepsine verdi. Beni Muttalib'in de hepsine verdi. Ve ba'de beni ve ba'du beni Haşim. Halbuki beni Haşim bazisi akrabu ileyhi min ba'd. Resulullah Efendimiz'e daha yakın idi diğer bazinden. Bazileri daha yakın, bazileri biraz daha uzak. Hepsi beni Haşim ama yakınlık itibariyle yakını da vardı, uzağı da vardı. Halbuki Peygamber Efendimiz bunu araştırmadı, hepsine verdi.
ve ba'du benil muttalib eyda, benil muttalibin ba'si de akrabu ileyhi min ba'du. Ba'si ba'sinden Resulullah Efendimiz'e daha yakın idi. فَلَمَّا لَمْ يُقَدِّمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Baktaki Peygamber Efendimiz teklim eylemedi. مَنْ مِنْ ذَلِكِ. Bunlardan bir kimseyi teklim eylemedi ki. مَنْ قَرُبَ رَحِيمُهُ مِنْهُ. Onun akrabalığı Resulullah'a yakın oldu. Bunu teklim eylemedi. عَلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ اِلَيْهِ رَحِمًا مِنْهُ. Uzağa teklim eylemedi. O da Beni Haşim, bu da Beni Haşim ama bunun akrabalığı daha yakındır. Buna verelim de uzaktakine vermeyelim. Yapmadı. Uzak olana da verdi, yakın olana da verdi. Benül Muttalib'e de öyle. Ve cealehum kullehum karabeten lehu. Hepsini kendisine karabet kıldı. Çünkü zevil kurbanın hissesi bu surette teksim edildi. Uzanlık, uzaklık, yakınlık nezere itibarı alınmadı. Ve cealehum kullehum karabeten lehu. Hepsini karabet kıldı ki la yestahikkûne mâ cealallâhu azze ve celle li karabetihim. Bunları öyle bir karabet kıldı ki la yestahikkûne, bunlar müstahik olmazlar. Mâ cealallâhu azze ve celle li karabetihim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunların karabeti için onlara bir istihkak ayırdı ya, o istihkaka yakın olana verdi, o istihkak kesbetti, uzak olana vermedi. Bu istihkak kesbetmedi, bunu yapmadı Resulullah Efendimiz. فَكَذَٰلِكَ مَنْ بَعُدَتْ رَحِمُهُ. Akrabalığı uzak olan da böyle oldu. فِي الْوَسِيَّةِ لِقَرَابَةِ فُلَانِ. Fülanın akrabasına vasiyet ettiğinde bu da böyle oldu. لَا يَسْتَحِقُّ بِقُرْبِ رَحِمِهِ مِنْهُ شَيْئًا. Akrabalığı, yakınlık dolayısıyla fazla bir istihkaka layık olmadı. مِمَّا جُعِلَ لِقَرَابَتِهِ. Akrabalığına, karabeti için kılınan hisseden illa kema yestahikku sairu karabetihi, illa diğer akrabaları ne alırsa ona da o verildi, o istihkak verildi. Mimmen rahimuhu minhu eb'adu min rahimihi. Akrabalığı daha uzak olan ne aldısa yakın olan da o aldı. Yakın olan ne kadar aldısa uzak olan da o aldı. Fahadi hüccetun. İşte bu bir hüccettir ki el akrab fel akrab kaidesi bunda yok. Fülanın akrabasına vesiyetin vardır dedi mi, bu uzaktır, bu yakındır, aranılmaz. Madem akrabasıdır, uzak olsun, yakın olsun, hissesi vardır. Ve hüccetun uhra. Diğer bir hüccet daha vardır. Ki enne Ebu Talha. Ebu Talha lemma emerehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Peygamber Efendimiz emreyledi. En yece'ale ardehu fi fukarail karabe. Ebu Talha dedi ki benim bahçemi sadaka ediyorum. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki akraban kimse onların fakirleri arasında teklim eyle dedi. Cealaha li Hassan ve Übey. Hazreti Ebu Talha da Hazreti Hassan ile Hazreti Übeyyet verdi ikisine. Onların ikisi fakir idi. Onun kavmi kabilesinden idiler. Ve innemâ yeltaki huve ve Übeyyün. Halbuki Ebu Talha ile Übey ibn-i Ka'b birleşirler inde Ebihi Sabi, yedinci dedede. Ve yeltaki huve ve Hassan, Ebu Talha ile Hassan da birleşirler inde Ebihi Salis, üçüncü dedesinde. Hangisi daha yakın? Hassan daha yakın. Eğer yakın varken uzağa verilmez olsaydı, hepsini Hazreti Hassan'a vermesi lazımdı. Übey ibn-i Ka'b'e vermemesi lazımdı. Çünkü o de yedinci de, bu üçüncü de. Halbuki o ikisine de verdi vesiyetinde. Verdiği gibi demek uzaklık, yakınlık mevzu bahs olmadı. Ve lenne Hassan ibn-i Sabit ibn-i Münzir ibn-i Haram ve Ebu Talha Zeyd ibn-i Sehl ibn-i Esved ibn-i Haram. Hassan, Sabit'in oğlu, Sabit Münzir'in oğlu, Münzir Haram'ın oğlu. Ebu Talha Zeyd'in oğlu, Zeyd Sehl'in oğlu, Sehl Esved'in oğlu, Esved de Haram'ın oğlu. Nerede birleştiler? Haram'da. Haram'da birleştiler. Hassan'ın üçüncü dedesi oluyor, Talha'nın dördüncü dedesi. Demek ki Hassan'ın dedelerinin üçüncüsünde Ebu Talha ile birleşiyor. فَلَمْ يُقَدَّمْ Ebu Talha فِي ذَٰلِكَ حَسَّانًا. Ebu Talha burada Hassan'a teklim olunmadı. Ne için? لُقُرْبِ رَحِمِّهِ مِنْهُ. Daha akrabalığı yakındır diye teklim olunmadı. عَلَى اُبَيْ هَزْرَةُ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ üzerine. لِبَعْدِ رَحِمِّهِ مِنْهُ. Übey'in akrabalığı uzak da Hassan'ınki yakın, Hassan teklim olursun diye bu olmadı.
وَلَمْ يَرَوْا اَحَدًا مِنْهُمَا Bunlardan ikisinden birisini de görmediler. مُسْتَحِكًا Müstahik görmediler. لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ Ebu Talha'ya akrabalığı dolayısıyla فِي ذَٰلِكَ مِنْهُ Bu mesele hakkında اِلَّا كَمَا يَسْتَحِكُ مِنْهُ الْاَخَرِ اِلَّا öteki ne istihkak aldısa belki de o istihkakı aldı. Birisi yakın diye alsın, öteki almasın, bunu görmediler. Öyle mane dediler. O da akrabası, o da akrabası. Uzak yakın mevzu bahseyin. Öyleyse İmam-ı Züfer'in kavli de müteber değil. Bir adamın akrabasına vesiyet edilirse yakınına verilecek, uzağına verilmeyecek kaidesi bu da iptal oldu. فَسَبَتَ بِذَارِكْ فَسَادُ هَا تَلْقَوْلُ Bu kavlin fesadı da sabit olur. ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ حَنِيفَ رَحِمْهُ اللّٰهِ İmam-ı Tahavi diyor ki, şimdi İmam Ebu Hanife'nin mezhebine rücu ettik, onu ele aldık. فَرَئِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Peygamber Efendimiz'i gördük ki, لَمَّا قَسَمَ سَهْمَ زَوِ الْقُرْبَى زَوِ الْقُرْبَانِ سَهْمِنِ الْوَقْتَكِ تَكْسِمِ اِلَدِ اَعْتَى بَنِي هَاشِمٍ جَمِيعًا Beni Haşim'in hepsine verdi. Hepsine Zevil Kurban hissesinden verdi. وَفِيهِمْ Halbuki Beni Haşim'de var idi. مَنْ رَحِمُهُ مِنْهُ رَحِمٌ مُحَرِّمَ Onlardan bazıları vardır. Resulullah Efendimiz'e akrabalığı var ki o akrabalık müharrim idi. Yani aralarında nikah düşmeyecek şekilde. وَفِيهِمْ مِنْهُ مَنْ رَحِمُهُ مِنْهُ غَيْرٌ مُحَرِّمَ Bazı akrabaları da vardı ki nikah düşecek şekildeydi. Yani İmam Ebu Hanife dedi ki bir adam bir adamın akrabasına vesiyet ederse hangi akrabası dahil olur? Aralarında haram kılıcı bir akrabalık varsa, nikahı haram kılıcı bir akrabalık varsa, biri kadın biri erkek ise, yok ikisi de erkek ise birisini kadın farz etsen aralarında nikah olmaz. Bu şekilde akrabalık varsa işte akraba odur, vesiyet bunlaradır. Buna da reddediyor ki İmam Ebu Hanife'nin burayı doğru değildir. Niye Resulullah Efendimiz Zevil Kurba ayet-i kerimede var ya onlara bir hisse vermiş. O hisseyi Resulullah Efendimiz teksim ederken Beni Haşim'in hepsine verdi. Halbuki Beni Haşim'de akrabalığı müharrim olan var idi, müharrim olmayan var idi. Ebu Hanife'nin dediği doğru olsaydı müharrim olanları verecekti, müharrim olmayanlara vermeyecekti. وَعَتَى بَنِ الْمُطَّلِبَ مَعَهُمْ Beni Haşim'le beraber Beni Muttalib'e de verdi. وَاَرْحَامُهُمْ جَمِيعًا مِنْهُ غَيْرُ مُحَرِّمًا Beni Muttalib uzaladılar. Onların içerisinde akrabalık var fakat bu akrabalık nikahı haram edecek hiçbir şekilde bir tane yoktu. Hepsi yani nikah düşecek şekildeydi. وَكَذَٰلِكَ اَبُوْ طَلْحَ اَعْتَى اُبَيَّنْ وَحَسَّانَ Ebu Talha'da Hazreti Übey ibn Kabe ve Hazreti Hasan'a verdi. Ma a'tahuma verdiği sedekayı verdi. Ala ennehuma karabe. Şu şekli üzerine verdi ki karabettir. Çünkü Resulullah Efendimiz madem sedekayı diyorsun akrabana ver dedi. O da onlara verdi. Ve lem yuhuricuhuma onları çıkarmadı. Min karabeti onun akrabalığından çıkarmadı. Ney? İrtifa'ul hürmeti hürmetin kalkmasından min rahmihima minhu min rahmihima minhu Ebu Talha'dan akrabalığı kalkmış yani birisi kadın birisi erkek farz edilse nikah düşer. Ebu Talha'yı erkek farz et Hazreti Übey'i kadın yahut da eksine böyle tasavvur etsin nikah düşer çünkü öyle yakın bir akraba değil. Aralarında hürmet yok. Rahim var ama mehrem değil. Yani nikah düşer. Bak demek ki nikah caiz olup olmaması mevzu bahs olmadı burada da. Öyleyse İmam Ebu Hanife'nin reyi doğru gelmedi. İmam-ı Tahavi böyle diyor. Ya dünkü ibarede bir ibarede yanlış var. Onu tasih edin. Şeyde Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala aleyhi. Ve le'enne hassanen var ya yukarıda 2-3 satır bu dersimizden başla. وَلَاَنَّ حَسَّانَ demiş. وَلَاَنَّ حَسَّانًا Öyle olacak. Dün acelelikle ben onu beyan edemedim.
Sure, oranın ibaresi de veli enne Hassanen, ennenin ismi Hassanen. İbnü de bir elif ister oraya. İbnü o da haberi. Veli enne Hassanen Hassan İbnü Sabit'in Sabit'in oğludur. Evet. Ve Ebu Telhazeyd, bu da geliyor. Bu da İbnü, onun haberi oluyor. İbnü ve Ebu Telhate Zeydün, Ebu Telhazeyd ise İbn-i Sehl'in, Sehl'in oğludur. Müpteda haber oluyor. Evet onlar. Şimdi burada İmam-ı Tahavi, İmam-ı Hanife rahimahullah'ın fikrini de beğenmedi ve bunu da bu şekilde kadro harici etti derler. فَبَطَلَ بِذَٰلِكَ اِذَا İşte bununla batıl oldu. مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ Ebu Hanife rahimahullah. İmam-ı Azam'ın mezhebi de batıl oldu. Batıl olmak demek burada yani isabet etmedi demek. Batıl demek, hakkın zıddı olan batıl, o manaya değil burada. Evet. ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ يُسُفَ مُحَمَّدِينَ رَحْمَهُمُ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in kavullerine geldik. Oraya rücu ettik. فَرَئِنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i gördük ki اَعْتَى سَهْمَ زَوِ الْقُرْبَى بَنِي هَاشِمْ وَبَنِ الْمُطَّلِبْ Zevil Kurban'ın sehmini Beni Haşim'e verdi, Beni Muttalib'e verdi. Onlar ne dedilerdi? Dediler ki hicretten sonra bir baba cem ederse. Evet. Bunlar akraba sayılır. Diyor ki وَلَا يَجْتَمِعُ هُوَ Resulullah Efendimiz içtima etmez ve وَاحِدٌ مِنْهُمْ Burada Beni Haşim ile Beni Muttalib'den her birileri İlâ ebin bir babaya münzükâletil hicretü hicret vâki olduktan sonra onların dedeleriyle Resulullah Efendimiz'in dedeleri hicretten sonra birleşmiş. Bu böyle yok bunlarda. Nasıl? وَنَّمَا يَشْتَمِيُهُ وَهُمْ Resulullah Efendimiz bir de bu Beni Muttalib ve Beni Haşim'de var idi. Bazıları ki bunlar içtima ederler. اِنْدَ آبَائِنْ Bir takım babalardaki kânû fil cahiliyeti, cahiliyetteki babalarında içtima ederler. Müslüman olup hicret ettikten sonra birleşmiş babalar değil. Ta cahiliyette birleşiyorlar. Öyleyse İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in de kavulleri isabetli olmadı. Ve kezâlike Ebu Telhe ve Ubeyyün ve Hasan. Yine yukarıda okuduğumuz Ebu Telhe ile Ubey ibn-i Ka'b'in yahut Hasan'ın bunların dedeleri de yani bunlar da olmadılar. La yectemi'une inde ebin islamiyyin. Müslüman olan bir dedede toplamış olmadılar. Ve innema yectemi'une inde ebin kâne fil cahiliye. Ta cahiliyetteki bir babada içtima ettiler. Ve lem yemnâhum zâlik. Cahiliyetteki dedelerinde içtima etmelerine de mani olmadı. En yekûnu karâbeten lehu. Ona akraba olmaktan mani olmadı. Öyle akraba ki يَسْتَحِقُّونَ مَا جُعِلَ لِلْقَرَابَةِ Karabet için kılınan istihkaka mani olmadı. Çünkü Resulullah Efendimiz akrabana ver deyince o da Übey ibn-i Kâb ile Hazreti Hasan'a verdi. Onların dedeleri Hazreti Ebu Talha ile ta cahiliyete birleşiyor. Demek bu da mani değil. Çünkü onlar dediler ki cahiliyette cahiliyette bile dedeleri olursa, cahiliyet dedeleri birleşirse, onlar karabetten sayılır. فَكَذَٰلِكَ قَرَابَتُ الْمُوسِ Vasiyet edenin akrabalığı, لِقَرَابَتِهِ kendi akrabasına. لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوَسِيَّةِ O vasiyetten men etmez. اِلَّا اَنْ لَا يَجْمَعُهُمْ وَاِيَّاهُ اَبُّنْ مُنْزُ كَانَتِ الْهِجْرَةِ Hicret. Hicretten sonra babaları birleşe de ondan sonra bunlar akrabalık olur. Ama cahiliyette birleşirse baba bu akrabadan sayılmaz. Bu imameynin kavli. Bu da bu surette batıl olmuş oluyor. Yani isabet etmiyor. Çünkü imameyne göre, İmam Ebu Yusuf Mehmet'e göre hicretten sonra babaları birleşecekti. Dedeleri. Halbuki bunların Hazreti Hasan ile Übeyyin akrabalığa Ebu Telha'ya cahiliyette iltika ediyor. Orada birleşiyor. فَبَطَلَ بِذَٰلِكَ قَوْلُ اَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَنُ اللّٰهِ İşte bu şekilde İmameyn'in kavli de batıl oldu. وَثَبَتَ الْقَوْلُ الْآخَرِ
ve teki kavul sabit oluyor. Bir kavul kaldı zaten. Hepsini teker teker iptal etti. Birisi kaldı. O da ne? Onların baba dedeleri bir oldu mi? O da maruf oldu mi? İster İslamiyet'te ister cehalette. Hangisi olursa olsun. O kabileden oldu mu akraba sayılır. Bunu getirdi ki kendisi bunu tercih ediyor İmam-ı Tahavi. Onun için teker teker evvela İmam-ı Züfer'in kavlini iptal etti. Sonra İmam-ı Hanife'nin, sonra İmam-ı Ebu Yusuf'un. Şimdi sıra geldi. Kendi bu dördüncü kavle. Beşinci. Beşinci kavle. فَسَبَتَ اَنَّ الْوَسِيَّةَ بِذَٰلِكَ Sabit oldu ki bu şekilde vasiyet. لُكُلِّ مَنْ تَوَقَّفَ عَلَى نَسَبِهِ Her bir kimse için vasiyet ki o vasiyet tevakkuf etti ala nesebihi onun nesebine. اَبَنْ غَيْرَ اَبِنْ Bir babaya öteki daha ileri gidiyor da başka babaya daha ileri gidiyor başka babaya. Ve ümmen gayre ümmin yahut da ana itibariyle de böyle. Bir anaya öteki başka anaya öteki daha başka anaya. Hatta yeltaki huve hatta vasiyet eden adam iltika ediyor. Vel Musa li karabeti bir de kimin karabetine vasiyet olunmuşsa o iltika ediyor. İçtima ediyorlar. İlâ ceddin vahidin bir dedeye çıkıyorlar. Fil cahiliyete ve fil İslam. İster cahiliyette ister İslam'da. Vasiyet edenle vasiyet olunan adamın akrabası ta nereye kadar çıkarsa. Vasiyet eden eğer kendi akrabasına vasiyet etmişse o ne itibar edeceğiz? Vasiyet eden adamına kendi akrabası yok. Bir de kendi akrabasına vasiyet etmemiş de mesela yabancı bir adamın akrabasına vasiyet etmiş. Ha? Ona musalah derler. O vasiyet olunan adamın akrabası kim olacak? Vasiyet olunan adamla öteki akrabası olacak adamların dedeleri bir oldu mu? İster İslamiyet'te bir, isterse cahiliyette bir. Dedeler bir oldu mu? Bunların hepsi akrabadır. Yalnız bir şart. بَعَدْ اَنْ يَكُونَ اُلَٰئِكَ الْآبَى O da lil-aba demiş, o da yanlış. بَعَدْ اَنْ يَكُونَ اُلَٰئِكَ الْآبَى O babalar olmak şartıyla. يَسْتَحِقُّ بِالْقَرَابَى Garabetle müstehak olmak şekliyle babaları garabet sebebiyle müstehak. Evet. Şimdi enne vasiyet ennenin ismi el vasiyete haberi de bu geliyor. Fesebete sabit oldu ki enne vasiyete bizalik. İşte bu şekilde vasiyet hümül mevaris. Haberi burada geliyor. Mevaristir. Bunlar işte bu şekilde dede daima miras almaz. Bir adamın babası varsa dedesine miras yok. Babası yoksa dedesi miras alır. O dedesi yoksa büyük dedesi. Öteki onun bir dedenin miras hakkı var ya. Farz et ki bir adamın beşinci dedesi var. Ötekiler ölmüş. O miras alır. 15. dedesi sağ. O miras alır. İşte bir halde ki yani miras farz edilse kendisinden aşağı dedeler ölmüş de o kalmış olsa mirasa dahil olmaz mı? Olur. Bir halde gibi bu. İster baba tarafından ister ana tarafından o düğüyle bunlara ecdad ve ceddat derler. Bir de var ki faside olur. Faside değil. Sahaya yani miras alabilir. Araya dedesi onun babası onun babası araya bir ana girerse bozulur. Analar da böyle. Anası anasının anası anasının anası ceddatı sahih. Araya bir erkek girerse fasid olur. ويقوم بالإنسان منهم الشهادات على سياقه بين الموسى لقرابته وبينه من الآباء ومن الأمهات. Bir de diyor ki şehadet sahih ola ki evet bu adamın bu dedesidir. Bu adamın bu nenesidir. Yani ana tarafından nenesi, baba tarafından babası şehadet de kaim olur. Sen kimdensin? Ben filan kabiledenim. Şahit getir. Evet, şahitler geldi ki bu adam bu kabiledendir. Bu şekilde olursa o kabileden sayılırsa onlar o adamın akrabasıdır. Hepsi bu vasiyete dahil olur. فهذا القول bu kavl هو الصح القولين عندنا İmam-ı Tahavi diyor ki benim indimde de en sahih olan kavl budur. Bak İmam-ı Tahavi buradan ayrıldı. Ebu Hanife'nin kavlini almadı, İmam-ı Züfer'in kavlini almadı, İmam-ı'nin kavlini almadı. Bir başka bir kavl daha var ki onun sahibini zikretmedi. Onu da almadı, buna geldi. Demek ki İmam-ı Tahavi de bunu tercih ediyor ki en yukarıki dedeye kadar eğer nesebi maruf olsa o babanın oğulları hepsi bu vasiyete dahil olur.
Ama o da yukarıda zikretti ya, onun şartı var. Me'ruf olacak bile var. Me'ruf olmazsa bu batıl olur. Burada vasiyet bahsi de bitiyor.